Merhaba, bugün ülkenin en can alıcı gündemi ekonomidir, hayat pahalılığıdır, alım gücünün düşmesidir, yatırımın gelmemesi, olanın kaçmasıdır. Hiçbir ambargo ya da kısıtlama olmadığı halde herhangi bir boykot yokken, Türkiye'nin Arjantin ve Suriye'den sonra dünyanın en yüksek enflasyonuna sahip olmasıdır. Metropol'ün Temmuz 2024 araştırmasına göre vatandaşın yüzde 81'i, ekonominin kötü yönetildiğini düşünüyor. AKP'ye oy verenlerin %63'ü, MHP'ye oy verenlerin %67'si kötü yönetiliyor diyor. İktidara oy veren her üç seçmenden ikisi ekonomi yönetimine kırmızı kartı göstermiş durumda. Yine Metropol'ün aboneleriyle paylaştığı yönetici özetine göre AKP'nin çıplak oy oranı kararsızlar dağıtılmadan %18'e inmiş durumda. Metropol Araştırma Başkanı Özer Sencar'ın tespiti şu. Temmuz ayında maaş ve ücretlere yönelik uygulamanın maliyeti çok ağır olmuş. Hal böyleyken konuşulan her gündem talidir. Erdoğan yönetimi durumun ciddiyetinin farkındadır. Ondandır ki kara bulutları dağıtmak için başıboş köpekler ya da CHP'li belediyelerin tahsil edilemeyen borçları gibi gündemlere sarılıyorlar. Anketler ve partisinin baş aşağı gidişi Erdoğan'ın dengesini bozdu. Saçmalamaya başladı. Misal, Karabağ'a nasıl girdiysek İsrail'e de gireriz açıklamasında öyle yalpaladı ki birkaç mayını birden patlattı. Bunun tek nedeni öfkeli oluşu değildi. Önünde konuşma metni yoktu. Pronters'ız konuşunca muhataplarına kafa göz daldı. Pek kimse dikkat etmedi fakat olay şöyle gelişti. Erdoğan geçtiğimiz pazar günü AKP Rize İl Teşkilatı toplantısına katıldı. Burada 6-7 dakikalık bir konuşma yaptı. Seyyar bir mikrofon kullandı. Önünde yazılı bir metin veya prompter yoktu. Ya konuşma planlanmamıştı ya da bunun canlı verilmesi. Bilmiyoruz. Erdoğan'ın kurumsal ve şahsi hesaplarından paylaşılmadı. İktidara yakın bir ya da iki kaynak yayını verince kamuoyu da öyle öğrendi. Erdoğan'ın cümleleri özensiz ve gelişi güzeldi. Biz çok güçlü olmalıyız ki bu İsrail Filistin'e bu akara makarayı yapamasın. Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl biz Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen onlara da yaparız. Sonra hızını alamadı, Cumhurbaşkanlığı seçiminde ayaklarına gidip desteğini aldığı yeniden Refah Partisi'ne bindirdi. Çıktı bir tanesi, affedersin terbiyesin peki parlamentomuzda Mahmut Abbas konuşturulmalı. Kim bu? Yeniden Refah'ın bir tane adamı var. Kafadan da galiba sıkıntısı var onun. Biz davet ettik ama Mahmut Abbas maalesef bize olumlu cevap veremedi. E biz de tabii bundan sonraki süreci ona göre işleteceğiz. Tüm bu adımları biz atarken kendi içimizden ne yazık ki vuruluyoruz. Biz bu parlamentoyu kimler açmadık ki ya? Eğer bugün partinden birkaç kişi parlamentoya girdiyse sayemizde girdi ya. Bunu gör. İsrail'e yürürken Filistin'i payladı. Hiç lüzumu yokken Türkiye'nin Karabağ'a girdiğini itiraf etti... Yeniden Refah Partili milletvekiline hakaret etti ve yeniden Refah'ın son seçimde çıkardığı 5 milletvekili için kendine borçlu olduğunu savundu. Hatırlatalım bu milletvekillerinden birini seçimden birkaç ay sonra AKP'ye katmıştı. Saray dışişleri ve propaganda araçları arkasını toplamaya çalışırken birkaç dakikalık bu konuşma nasıl nobran, kibirli ve vahşi olduğunu gösterdi. Ve asıl İsrail'e gireriz savrulmasıyla nedenli çaresiz olduğunu ortaya koydu. İsrail'den gelen karşı açıklamalara Erdoğan'dan önce medya mahallesi küstahça dedi. Ülkelerini işgal edeceğinizi söylediğiniz insanlardan buyurun gelin gibi bir tepki mi bekleniyordu yoksa? O arada Türkiye'nin İsrail büyükelçiliğinin halen açık ve İsrail'in baş düşmanı Haniye için ilan edilen milli yas vesilesiyle bayrağının da yarıya indirildiği ortaya çıktı. Türkiye bırakın İsrail ile ticareti kesmeyi diplomatik ilişkisini bile gözden geçirmemiş durumda. Oysa İsrail 7 Ekim saldırılarının hemen ardından temsilcilerini çekmişti. Mayıs ayından itibaren de kademeli olarak döndüler işlerinin başına. Nedense kimsenin aklına İsrail temsilciliklerine siyah çelenk bile bırakmak gelmiyor ya neyse mevzu bu değil. Ülke içinde başka dükkan kalmamış gibi sadece Starbucks'lara yönelen protestocular İsrail ile ticari ve diplomatik köprüyü önemsemiyor belli ki. Ya da bilmiyor tepe taklak bir düşüş söz konusu ve bunu bir türlü önleyemiyor. İçeride ve dışarıda eski desteği yok. Panik içinde ve bu telaşın tetiklediği öfke nöbetleri üst üste çuvallamaları beraberinde getiriyor. Ülke, parti, kurum fark etmeksizin dalaşacak yer arıyor. Krize ihtiyaç duyuyor, bulamıyor. Sürekli kıvılcım çakıyor, tutuşturamıyor. Her geçen gün zemin kaybediyor. Çırpındıkça batıyor. Muhalefetse Kollarını kavuşturmuş beklerken yükseliyor.